Evet, bugün ezogelin çorbası yapıyoruz. Bunun için bir çay bardağı mercimeğim var arkadaşlar. Bir yemek kaşığı pirinç, bir yemek kaşığı bulgur, 3 adet sarımsak, bir baş soğan rendeledim, nane. Şimdi tenceremize alalım. Tencereme yarım çay bardağı kadar sıvı yağ döküyorum. Üzerine soğanı, rendelemiş olduğumuz soğanı. 3 diş burada sarımsağım vardı benim arkadaşlar. Sarımsaklarımı rendeleyeceğim. Şöyle bir sarımsak rendesiyle. Üzerine biber salçasını bırakıyorum. Şöyle çok fazla doldurmayacağım kaşığımı. Şu kadar yeterli. Tepeleme olmasın. Çok aşırı kırmızı istemiyorum. Şimdi ocağa koyalım. Sırasıyla malzemeleri ilave edeceğim. Ocakta soğanı, sarımsağı, salça ile birlikte kavuruyorum. Evet, bugün ezogelin çorbası yapıyoruz. Çok pratik, çok da lezzetli olan bir çorba hazırlıyoruz. Çok da besleyici. Evet, rendelemiş olduğumuz soğanları güzelce kavuralım. Sarımsaklar da var içinde. Evet, soğanları bayağı bir kavurduk. Rendenin ince yeriyle rendelerim soğanları ki erisin güzel. Çok iri kalmasın. Üzerine naneyi ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar nane var. Şöyle onu da karıştıralım. Çok fazla tutmayacağız bu aşamada. Bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ocağın altını kısalım bu aşamada. Un kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Üzerine bir kaşık bulgurumuz vardı. Bir yemek kaşığı da pirinç, fazla değil. Bir çay bardağı da mercimek. Şöyle hepsini birlikte kavuruyorum. Bu aşamada ocağımızı bayağı bir kıstım. Evet, bu kadar yeterli. Suyunu verelim. Suyunu yavaş yavaş veriyoruz. Karıştıralım. Kilo su döküyorum. Toplamda 5 su bardağı su döküyorum. Mercimekler daha sonra piştiği zaman suyunu koyutacak. Biraz tuz, göz ayarı. Üzerine bir adet et suyu koyacağım. Ben bunu daha önceden hazırlamıştım. Kanalımda bulabilirsiniz tarifini. Nasıl yapıldığını. Şöyle bir tane et suyu bırakıyorum. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. İsterseniz bulyonda atabilirsiniz. Ben kendi yaptığım için onlardan bir tane bıraktım. Evet. Şöyle birazcık da karabiber atıyorum. Çok az. Yarım kaşık bile değil. Fazla acı olmasını istemiyorum. Şimdi kaynayacak. 10 dakika kaynadıktan sonra, piştikten sonra mercimekler çorbamız hazırdır. Bu kadar kolay ve basit.
Evet, çorbamız kaynıyor. Dediğim gibi 10 dakika kaynadıktan sonra ocağı kapatacağım. Mercimekler pişmiş olacak zaten. Pişmesini bekliyoruz. Evet, çorbamız bayağı bir pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Artık kapatma zamanı geldi. Koyuluk kısmı da iyi. Eğer çok koyulacak olursa bir çay bardağı su ilave edebiliriz. Ama ben şu anda ilave etmiyorum. Koyulacak olursa edeceğim. Çorba pişti. Ezogelin çorbası. Artık ocağı kapatıyoruz. Ve servisine geçiyoruz. Çorba muhteşem oldu. İçinde et suyu, kemik suyu daha da bir lezzet verdi. Evet, çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu ezogelin çorbamız. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Siz de evinizde bu çorbayı hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsunuz. Beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Daha birçok yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.